Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 30. güne. Çemberde uzunluğa başlıyoruz. Kendimden geçiyorum ya. Çünkü çok keyifli. Aşırı derecede keyifli bir konu. 30. gün, 31. gün aşırı zevk alacaksın. Ve dik üçgen burada çok kullanacağız. Benzerlik kullanacağız. O yüzden aşırı keyifli olacak. Çok zevk alacaksın. Anahtar kelimeler falan filan var ya böyle küçük küçük bilgilerle uzunluğu halledeceğiz. Yani çok fazla öğrenmen gereken bir şey kalmayacak zaten. Hep bildiği şeyler olacak. E o zaman derse başlayalım mı? Ama başlamadan önce ne yapıyorduk? Hadi bakalım şafak sayarı. Açalım. Ne var şafak sayarda? Hocam ilk önce sayfa numarasına bakıyoruz. 175'e gireceğiz. Sayfa numarası 175'e gideceğiz. Sonra bakıyorum ki çemberde uzunluk kaç ders sürecek? Ona bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ders sürecek. Bakıyorum çemberde uzunluk evet 2 ders sürecek. Ödevimiz olmayacak. Hadi iyisin yine. Çemberde uzunluk toplamda 2 gün sonrasında bitecek. Eee haftalık programa bakmaya gerek yok zaten. Çemberde uzunluk 30 31 32. gün. 16 hafta. E o zaman hadi biz derse başlayalım. 175. sayfadaydık galiba. Çemberde uzunluk. Bak yazmışım da buraya. Görsün. Hiçbir şey yok. Tanım hanım hiçbir şey vermemişim. Ne diyorum burada? Çemberde uzunluk konusunu yapabilmeniz için dik üçgen ve üçgende benzerlik konusuna hakim olmanız gerekir. Sen biliyor musun bu konuları? Biliyorsun. O zaman rahatsın. Çemberdeki en etkili silahını da unutmayacaksın. En etkili silah neydi? Yarı çap. Unutma. Bunu da kullanacağız. Ek çizim çizeceksek bunu da kullanacağız. Bak hiçbir şey demedik. Açıklama yaptık. Hadi bakalım uzunlukla ilgili çemberin de tanımını biliyorsak tanımla alakalı şu sorulara bakalım. Evet A şıkkına bakıyoruz şimdi. Hocam çeyrek çember verilmiş. Çeyrek çember olduğundan dolayı bu ne olmak zorunda? yarıçaplar birbirine eşit olacak değil mi? Evet yarıçaplar birbirine eşit. Hemen gösteriyoruz. Bu da yarıçap bu da yarıçap Ana! Hocam burada x dik üçgen çıktı. X dik üçgende dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök kiye bölünmüş hali. O zaman kök eşitliğiyle çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök olarak buluruz. Yani yarıçap buradan kaç geliyor? 4 kökü geliyor. Cevap 4 kök Geldik bir sonraki soru. Yarı çap önemli dedik ya önemli gerçekten önemli. Hocam bak bu yarı çap çeyrek çemberde. Hocam yarı çap kaç? 12. E bu da yarı çap. E burası da 12. Direkt dik üçgen var burada hali hazırda. 9, 12, 15. Direkt 3, 4, 5, 5 kat. Ha Hali hazırda dik üçgenler karşımıza çıkabiliyor. Evet ya hali hazırda dik üçgenler karşımıza çıkmazsa ya en güzel ek çizim yarı çapımızı çizeceğiz ya da eskiden hatırla dik üçgen oluştururken ne yapıyordum? Böyle dik dörtgenle dik üçgen oluşturuyordum. Eski bilgilerini de yeni kullanacaksın. Neyse öğrenme alanına devam. Yarı çap uzunluğu kaç? 12 Hocam bu da yarıçap 13 ama x'i bulmam lazım. Paralellik verilmiş burada. 90 ise yönde eşitten 90 burası da 90 derece olur. E sonra ne yapacağız? Yarıçap isteniliyor bizden. Yok x isteniliyor bizden. Dik üçgen yok. Dik üçgen oluşturmak için en etkili silahımızı kullanacağız. Yarıçap. Çiz yarıçapı ama yarı çap çizince bu, bu burada kalmasın. Yarıçapın eşitliğini de gösterin. 5, 13, ne üçgeni 5, 12, 13 üçgeninden x'i böylelikle 12 olarak buluruz. D şıkkına geldik. D şıkkında da 60 derece ve ne verilmiş? 60 derece ve 90 derece verilmiş. Hmm. Hocam ne yapacağız burada? 60'ın mantığını kullanmamız lazım. E o zaman merkez burasıysa en etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Merkez açımız ne olacak? 60 derece olacak. Yarıçap yarıçap. Tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgen yani eşkenar üçgen çıktı bu. O zaman yarıçap çap böylelikle 6 bulduk. E şimdi 90'ı kullanacağım. 90'a ait şunu çizecek olursam yine yarıçapları çizecek olursam. Hocam bu sefer de merkez açıdan 90 yaptı. Yarıçaplar 6 6. E 6 6 6√2 ikizkenar dik üçgen dolayı cevaba alt kök diye ulaşırız. Evet öğrenme alanında öğrendik mi? Dik üçgen hali hazırda gelebilir ya da bazen biz oluşturacağız. Bazen de şu açı mantığını çemberdeki açıda kullandığımız tekleri de kullanacağız. Hadi bakalım o ne? O ne? Örnek bir. Sözel bir soru. Çizeceğiz kardeşim. Korkma. Korkma korkma. Hadi bakalım. Korkmadan yapalım şunu. Furkan öğretmen. Hocam Furkan kim? Ya Kerem'in ismini bir ara Furkan koyacaktım böyle. Ondan sonra hanıma bırakınca Furkan değil de Kerem koydu. İyi ki de Kerem koydu. Furkan ismini de çok severim bu arada o yüzden tam böyle doğma aşamasındaydı. Furkan'ı o yüzden yazmıştım burada. Sülale'de yok Furkan diye birisi. Furkan öğretmen olacaktı neredeyse. Egehan Furkan. Kenan. Çok uyumlu oluyordu o zaman. Hep bana hep bana olmaz. Furkan öğretmen. Aşağıdaki etkinliğe göre öğrencilerinden şekli çizmelerini istemiştir. O merkezli A, O, B, çeyrek çemberi çiz diyor. Çizelim. Çeyrek çember çizeceğim. Şöyle çiziyorum. O merkezli ve A, O, B diyor. Tamam. O. Çeyrek olduğu için 90 ve şu şekilde mi olacak kardeşim? Evet. Süper çizik. Sonra A, O, B'yi de yazalım tabi şöyle. Gösterelim. Sonra OK küçüktür OL olacak şekilde AO üzerinden K ve L noktaları seçin. OK daha küçük. O zaman K noktasını burada, L noktasını burada seçeyim ki OK, OL'den daha küçük olsun. Yay üzerinden de KE, LF, OB paralel. Bak KE, LF, OB paralel olacak şekilde E ve F noktaları seçin diyor. O zaman tam böyle şunu çizdim. KE şu şekilde olacak. Çizgi niye öyle olduysa. Tam şunu çizdim. KE alttakine paralel olacak. LF de alttakine paralel olacak ve şu şekilde oldu. Güzel. E paralelliği kullanalım arkadaş. Paralellikten dolayı hocam 90 sayı yöndeşitten 90 yöndeşitten 90. Burada kaçılarda 90 çıktı. A L K 4. 4. leri yazdım buraya. K o da 12 olarak verilmiş. Yarıçap bizim için önemli. Buna göre K e ile L farkı isteniyor bizden. Tamam bulur. Şekli şöyle bir büyüteyim kardeşim. Öncelikli olarak yarıçap uzunluğumuz kaç? Hocam 12 4 4 yani 20. Yarı çap uzunluğu burada da 20 mi? 20. E şimdi bizden x ve y x eksi y farkı isteniyor. Ne yapacağız? En etkili silahımız. Yarı çap. Kullanalım bakalım yarı çapı. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Yarı çapı kullandım şöyle. Yarı çap uzunluğunda eşitliğini yazalım. 20. Ve şuradaki üçgende ne çıktı kardeşim? Hocam buradaki üçgende güzel bir dik üçgen. 12 var 20 var. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgenden burayı 16 olarak buluruz. 3, 4, 5'in katı. Ezbere biliyorsunuz zaten. Peki ben Y'yi bulmak istiyorum. Hocam Y'yi işin içine katayım. O zaman yine en etkili silahımız yarı çap. Çizdik şöyle yarı çapı. Şurada da bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. E, yarı çap uzunluğu kaç 20. Hocam 20 ise şurası kaç? 16. 16 20. 12 16 20'den y'yi de 12 buluruz. O zaman x y farkı. x 16, y 12. Farkları da kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. Evet, dik üçgenden gördüğün üzere. Çıktı mı çıktı? Geldik bir sonraki soruya. Örnek 2. Şekildeki B ve Y noktaları O merkezli çeyrek çemberin üzerindedir. Eyvallah. AD 2 birim, ED 1 bir birim. Hemen yazalım onları. AD 2 birim, ED 1 bir birim dikdörtgenden dolayı burası da 1 bir birim. Sonra o OABC bir kareymiş. Hı. Hmm. Şunun kare olmasını kullanacağım. Eşit eşit. İşte burası x artı 1. Hemen x artı 1 yazayım şuraya. Dikkat et. Kareye x artı 1, x artı 1, x artı 1, x artı 1 olacak o zaman. E yazdım buraya x artı 1. Buraya da x artı 1 yazdık. E sonra ne yapacağız? En etkili silahımız. Dik üçgen yok. Yarı çap. Çizelim yarı çapı kardeşim. Hop çizdik hocam yarı çapı. Ana x kenar dik üçgenden. Burası x artı 1'in kök katım oldu. E yarı çap bu şekilde oldu. E başka? Hocam yine soru çıkmadı. Biri kullanmadık. Bunu nasıl kullanacağız? Bak şöyle. E noktasında çember yayı üzerinde. O zaman burada da bir yarı çap çizelim. Hop çizdik yarı çapı. Hocam yarı çapı çizince şöyle ne oluyor? Yarı çapı çizince tam çizemedim pardon. Şöyle çizdim. Yarı çapında biz x artı 1'in kök kat olduğunu bilmiyor muyuz? Evet. Ana ne çıktı burada? Kenar uzunlukları 1 ve x artı 3 olan ve hipotenüs uzunluğu da x artı 1'in kök katı olan x artı 1'in kök katının karesi eşittir. 1'in karesi artı x artı 3'ün karesinden sonuca ulaşacağız dostlar. Evet işlem bak dik üçgen kendiliğinden çıktı. Dik üçgen oluştururken de genelde ne yapıyoruz? Enet etkili silahımızı kullanıyoruz. Yarı çap. Bunu çembere ilk başlarken çemberde açıda zaten söylemiştik. E hadi bakalım şunu açalım şurada. Şimdi kökkinin şöyle kökkinin karesi 2. X artı 1'in karesi de x kare artı 2x artı 1 yapıyor. Eşittir 1 artı. Öbür x artı 3'ün karesi x kare artı 6x artı 9 yapıyor. Hocam burası 2x kare artı 4x artı 2 yaptı. Eşittir. Bu da x kare artı 6x artı 10 yaptı. Öbür tarafa topluyorum hepsini. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 yaptı. 4'e 2 dersem x'e x dersem eksi 4 e artı 2 dersem çapraz çarpımların toplamları eksi 2 veriyor. Yani x eksi 4 çarpı x artı 2 eşit 0 oldu buradan. Bu eşit 0 x buradan eksi 2 gelir. Ama x uzunluğu negatif olamaz. Bu eşit 0 da x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? x isteniyor. Yani burada ne var? Ekstradan pisagor bağıntısı. Başka bir şey yok dostlar. Pisagor bağıntısı. Başka bir şey yok. Evet geldik bir sonraki soruya. Yine sözel bir soruyla karşı karşıyayız. Düzlemde çizilen ABC'de dikdörtgeninin hem sen ABCD dikdörtgenin çizeyim senle birlikte. Benle birlikte sen de çiz. Şöyle bir dikdörtgen varmış. ABCD dikdörtgeni. Hop şöyle büyüteyim istersen. Evet A, B, C ve D yazıyorum. Sonra AB kenarı, AB ve BC kenarının uzunlukları 32 12. Şurası 32'ymiş, burası da 12'ymiş. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi D merkezli ve A noktasından geçen bir çember çizildiğinde D merkezli ve A noktasından geçen çemberi çizelim. A noktasından geçen çember şöyle bir çember değil midir? Evet, çizdik. Biraz ovalimsi oldu ama dur bakayım şöyle bir çemberi çizeyim ben. Ondan sonra büyüt. Şöyle bir çember oldu. Evet, D merkezli ve A noktasından geçen. A noktasından geçen. A hocam burası 12 ya. Yarı çapı kaç oldu o zaman? 12 olan bir çember çizdik. Eyvallah. Burası da yarı çapı 12 mi? Aynen öyle. E buraya ne kaldı o zaman? 20 kaldı. Sonra ne diyor? E noktasında kesiyormuş. CD'yi E noktasında kesiyormuş. Tamam. Sonra C merkezli ve E noktasından geçen bir çember çizildiğinde. C merkezli ve E noktasından geçen bir çember çizildiğinde. Şöyle. E noktasından geçen bir çember çizildi. Çizdim. O zaman çemberim de bu şekilde mi olacak? Evet. AB'yi F noktasında kesiyor. AB'yi de F noktasında kestiğini şöyle göstereyim kardeşim. Bunun yarı çapı kaç? Hocam 20. O zaman bunun yarı çapı 20. Şuradaki kısma ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Bu şekilde. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunun yarı çapı 20 mi? 20. Şu merkezli çemberde en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Çizdim. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 20 idi. E 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden. Burası 16 mı çıktı? Evet. AF uzunluğu nedir diye soruluyor bize şurası. Arkadaş burayı 16 bulduk mu bulduk. O zaman buraya da ne kaldı? 16 kaldı ve cevap böylelikle 16 çıktı. Aslında zor bir soru değil. ÖSYM de böyle bir soru sordu arkadaşım. Kolay bir soru. Çok da zorlanacağımız bir soru değil. Adam ne diyorsa soruda ne diyorsa onu yaptık. Başka da bir şey yapmadık dostum. Evet örnek 4'e geldik. Bir altıgen bir de yarım daire verilmiş. Yarım çember verilmiş. Şekilde EF çaplı yarım çember yayı ile BE doğru parçası K noktasında kesişiyor. Şimdi BE doğru parçası demiş ya. Hocam BE doğru parçası aslında aslında düzgün altıgende bir köşegen. Hatta bildiğimiz bir köşegen. Simetri ekseni olan köşegen değil mi bu? Evet. Simetri ekseni olan köşegen oldu burası. Simetri ekseni olan köşegen ne oluyordu düzgün altıgende? 60-60 diye ayırıyordu. Burası da 60, burası da 60. Demek ki özel açıyı kullanacağım. E benden x isteniyor. Tamam. Başka neler verilmiş? Ali Bey uzunluğunu 4 vermiş. Bu arada burası dörtgen, burası da 4. En uzun köşegenin de ne olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Başka ne yapacağım? Şuradaki 60'ı kullanmalıyım. Hocam yarım çember vermiş ya. Boşu boşuna vermemiştir. E, bu yarım çember verse bu çap değil midir? Evet, yarım çemberde çapa dikkat. Hocam çap var ve burada da bir 60 derece var. Hmm, hmm, arkadaş, şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece olmuyor mu? Çapı gören çevre açı 90 derece ve özel üçgen oluştu mu burada? Oluştu. Ve burası kaçtı? 4'tü. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2. Çap olduğunda genelde çapı gören çevre açı 90 derecede kullanıyoruz dikkat. Ee hocam biz bir de şunu söylemiştik. Burası dörtgen en uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. O zaman 4 ise 8 olmak zorunda. Hocam bunun tamam 8 ise buraya 6 kaldı. E buraya 6 kaldıysa eğer artık işimiz şu üçgende kardeşim. Hangi üçgende? Bak şu üçgende. Şu üçgende artık x'e ulaşacağız. x'e nasıl ulaşacaksın burada? E kenarları var hocam. Kosinüs teoremi hocam. Öyle mi? İyi yap. Bana ne? Kosinüs teoremi yapacakmış. <laughs> Komik çocuk seni. Na, niye gülüyorsun hocam? Ya kosinüs teoremi. Bırak Allah aşkına ya. Ne kosinüs ya? 60 var. Çeksene 60'ın mantığını kullansana. Çek buradan bir dik kardeşim. Özel açı mantığını kullanmayı öğrenemedim mi? öğrendi. Öğrendi Güldürme beni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Buraya 1 kalır. Burası da 3 kök 3 olur. Yap burada Pisagor'unu kosinüsten daha kolay değil mi? Ya boşuna gülmem ben. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi deriz. Ve oynaya oynaya. Güle oynaya yaparız. 1, 27, 28 yapar. Ve X de bu öylelikle kök 28 çıkar. 4 çarpı 7'den X'i de böylelikle 2 kök 7 olarak buluruz. Evet cevap 2 kök 7 oldu. Evet dördüncü soru bu şekilde. Ya akma şey geldi de gülüyorum ya bu arada. Ne geldi? <laughs> Şu şey var ya yorumda gördüm geçen de. Akma geldi. Eşim coğrafyacı ya. Eşi coğrafyacı olup da yönleri karıştıran. Hani dizgide hata yapılmış ya, onun da farkına varmadım ya ben. Hani ilk böyle doğruda açılarda mı? Dik üçgen de mi ne? dik üçgen dedi. Dik üçgen deydi. O yoruma çok güldüm ya. Doğru vallahi haklısın. <laughs> ama dizgide hata yapılmış. Ben ne yapayım ya? Eşim de söylesem acayip kızar herhalde. Neyse soruya devam. Devam. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin köşelerinden geçen bir çember çizilmiş. Evet kare köşelerinden geçen bir çember var. Bu bir kareymiş. Yani şuradakiler nedir? 90'ar derece midir? Evet 90 dereceleri şöyle bir yazalım kardeşim. 90 90 90 90. E sonra ne yapacağız? Hocam bak köşegeni çizersek bu çap olur. Çapı gören çevre açı 90 derece olur. Burası 90 olur. Ya da hocam burası 90'sa gördüğü ya 180. 180 olduğundan da burası 90 diyebilirsin. Ya da hocam şurada bir dörtgen var. Kirişler dörtgeninden dolayı burası 90 burası da 90 diyebiliriz. Evet biz nereden? Köşegenden daha rahat anlarız herhalde. Şunu çizdin. O Hocam bu şey oldu. Ne oldu? Çap oldu. E burada da çapı gören çevre açı olduğundan dolayı burası 90 deri. DE uzunluğu verilmiş bana. DE işin içine girmiş. Burası 12 verilmiş. Yani şuraya 12 yazayım. Sonra EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor. ah şimdi EB'mizin uzunluğunu bulacağız. Bulalım bakalım. Arkadaş ne var burada? Şurada şey var ya. Eşitlik var. Bu bu birbirine eşit. E bu eşitliği benim kullanmam lazım. 90'lar havada uçuşu. <laughs> 90'lar havada uçuşu deyince hemen 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 anladık olayı. Bak bak bak. öncelikle olarak şuraya bir a AA diye Burası ne oldu karenin bir kenarı? 2 aldı. 90'lar havada uçuşuyor deyince dal alfa beta'ya alfa beta alfa büyüteyim hatta şurayı. Şurası da ne oldu? Beta oldu. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. E hatta en sevdiğim benzerlik var. Hocam beta'dan alfa'ya 1'e 2 var burada. O zaman burada da beta'dan alfa'ya 1'e 2 olacak. Pardon beta'dan alfa'ya 1'e 2 olacak. Ay ters yazmışım şunları. Ah seni gidi seni. Ah seni gidi seni. Alfa beta. Şurası da beta değil mi? Beta. Ters açıdan burası da beta. Burası da alfa olacak. Şimdi alfa Dan beta geçiş iki, alfadan bt'ye geçiş 1'e 2 alfadan bt'ye geçiş 1'e 2 o zaman şöyle diyelim şurası b ise burası 2b'dir o zaman a dediğim ne oldu hocam a dediğim b kök 5 oldu sonra burası b kök 5 oldu sonra burası da 2b'nin kök 5 katı oldu benim neyi kullanmam lazım hocam burada 12'yi kullanmam lazım a burası b kök 5 mi evet tam böyle okunmuyor şöyle göstereyim hocam a dediğim b kök 5 oldu ve burada pisagor bağıntısı b kök 5 ve 2b kök 5 hani 1'e 2 oran varsa kök 5 katı oluyor ya burası B kök 5'in kök 5 katı nedir? B kök 5'in kök 5 katı 5B yapar. Buraya da 5B'yi yazdım. 5B 12'ye mi eşit? Hayır. 5B buraya kadar 5B. Burada da B var. Toplamda 6B eşittir 12 oldu. B'yi de buradan 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? EB'nin uzunluğu. EB'nin uzunluğu ne yaptı? EB'nin uzunluğu şu yaptı kardeşim. 2B. B yerine 2 yazdığımızda cevap 4 çıktı. Bak çemberde uzunluk konusundayız. Ama 90'lar avada uçuşuyor. Yani benzerlik yine karşımıza çıkacak kardeşim. Çıkacak. Nerede olursak olalım 90'lara havada uçuşuyorsa dalla alfa bilmediğin şeyler değil bunlar. Örnek 5'i de böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bir katlama var. Şekil 1'deki yarım daire biçimindeki karton CD boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyormuş. Katlayalım mı seninle birlikte. Hop şöyle katladık. E katlama sorularında ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Aç geriye doğru açtık. Hadi şekil üzerinde de biz de açalım şimdi. Hocam açıyoruz şöyle. Hop açtık. Açınca şöyle bir şey oldu. Hocam ne oldu? Bu niye oval oldu? Şöyle bir şey oldu. üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen yaylar da eşit olacak da yayların özel bir durumu yok. Hocam burada da aynı doğru üstte katlı olmamış. 90 diyebiliriz. Ya da üst üste binen açılar eşit ya. Toplamda 180 ya. O yüzden burası ne oldu? 90 derece oldu. Yani şurayı bak 90 derece olarak bulduk. E toplamda burası kaç? Hocam 10. Yarı çap kaç yaptı? 5. Buraya kaç kaldı? 1 kaldı. E ne yapacağız hocam? Takıldık kaldık. Bizden C'de isteniyor. X. X'i nasıl buluruz? En etkili silahımız hocam. Bir uzunluk isteniliyorsa alfa da yok. Tabii ki dik üçgenden bulunacak. Nasıl bulunacak? En etkili silahını kullanarak. En etkili silah neydi? Yarı çap. Çiz yarı çapını şöyle çizdin. Çizince ne oldu? Yarı çap uzunluğunda yaz. 5. Ana ne çıktı burada? 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden x'i 4 bulduk mu? Bulduk. Evet, güzel bir soru. Ama ben sana burada şunu da söylemek istiyorum. Şurası 2. Şurası 6 idi ya. E, toplamda yarı çap 5 bulduk ya. 5 ve burası 3 mü? 3. Ben sana bir de şunu söylemek istiyorum. ÖSYM e sorduğu için bunu söylemek istiyorum. ÖSYM üzerinde durduğu için bunu söylemek istiyorum. Şunu yapacağız kardeş. Ne yapacağız? Bir yarım çemberde çapa dik çizilmişse çap var ya. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Bak buradan da güzel bir şey çıkıyor. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Aa ne çıkıyor? Öklit bağıntısı çıkıyor. Unutma eğer çapa böyle bir dik çizilmişse hemen yarım çemberde e, çapı gören çevre açı 90 dereceyi çiz. Oradan da sonuca ulaşırsın. Şu h'sa eğer hocam öklit bağıntısı oluştu. h kare eşittir p çarpı k. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8 diyeceğiz. O zaman h kare eşittir 16'tan h'ı da buradan 4 olarak buluruz. Bak aynı sonucu biraz önce şurada da bulmuştuk Farklı bu bir tekniği de burada da göstermek istedim. Dediğim gibi bazı özel sorularda ve güzel sorularda karşımıza çıkıyor bu. Dikkatli ol. Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. O yarım çemberin merkezi. Yarım çemberin merkezi. Yarım çember var burada elimizde. E, hocam bak burada ne olmuş? Çapa dik çizilmiş. Çapa dik çizilmiş. E aklımıza ne gelecek? Hemen şöyle çapı gören çevre açı 90 derece. Büyük ihtimal bu çizgi çizilecek. E o zaman çizelim şöyle. Hop şöyle. Hocam bunu böyle çizince burası ne olacak o zaman? 90 derece olacak. Ve şunu 90 derece vermiş ya burası da aynı zamanda bak doğrusu oldu. İşime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Tamam büyük ihtimal bunu kullanacağım. Sonra verilen bilgilere bakalım. Şu bir kare verilmiş. Bu bir kare verilmişse şuraya A, buraya A, buraya A, buraya A diyeyim. Sonra FKA'ya dikdörtgen verilmiş. Burası dikdörtgen verilmiş. Başka alanlar eşit verilmiş. Hmm. Alanlar eşit verilmiş. Bu alanların eşitliğini kullanacağım. Yani buranın alanı ne verilmiş arkadaş? A kare. Buranın alanı da A kareymiş. Ben A kareye nasıl ulaşacağım? Aa hocam burada ne var? Hocam diktendik çizilmiş. Öklit A kareye nasıl ulaşacağım Öklit'te? Öklit'le A kare şu çarpı tamamı değil midir? Evet. E o zaman ben şuraya bir şey diyeyim. X diyeyim. O zaman şuraya da Y diyeyim tamamına. Şunun tamamına da Y diyeyim. A kare eşittir. X çarpı Y. Nereden geldi bu? Hocam A kare X çarpı Y Öklit bağıntısından geldi. Aynı zamanda bu alanla bu alan birbirine eşit değil mi? Eşit. E hocam A kare x çarpı y eşit. Bu alanda a kare olması lazım. Yani x çarpı y'ye eşit olması lazım. O zaman şuradaki alan buna eşit olacak ya x çarpı y'ye. Hocam bu dikdörtgenin bir kenarı y. Diğer kenarda ne olacak o zaman? X olmak zorunda. Çünkü alanlar birbirine eşit. Yani bunun alanı x çarpı y ya. Buradaki alan da x çarpı y olduğundan dolayı burası ne çıktı o zaman? X çıkmak zorunda. Çünkü niye? Burası y olduğundan dolayı. Of süper bir soru. Devam edelim. Aa hocam burası ne oldu? Bak 90 burası. 90 burası. Burası da 90 vermiş. Burası da 90. Dikdörtgen çıktı. Hatta buradaki dikdörtgenden kare çıktı değil mi? E ee, başka ne verilmiş bana? Verilen bilgi bak takıldığın zaman verilen bilgiye bakıyorum. Hocam 20 verilmiş çevresi. Buraya y eksi x mi kaldı? Tamamı y olduğundan dolayı evet. E o zaman kardeş burada x var. Burada y eksi x var. Topla x, y eksi x, x ve y eksi x'in toplamı 20'ymiş. Şuradaki x'ler buradaki x'ler nanay. 2y eşittir 20 çıkar. Y de buradan kaç çıkar? 10 çıkar. Evet y buradan 10 çıktı. Buna göre yarım çemberin çapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu yarım çemberin çapı değil mi? Evet. Yani cevap böylelikle ne oldu? Çap dediğimiz direkt y ye eşit. O zaman bu da cevap da 10 oldu. Güzel bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. Bak tek tek bilgileri kullandık. Buradaki kare demiş. Sonra e, yarım çembere şey çizilmiş. Öklit geldi aklımıza. E, bu alan ve bu alandan bahsediyor. E, burada a kare geliyor. O zaman a kare de burada ökten geliyor dedim. X çarpı y yazınca bu alanda o zaman x çarpı y olacak dedik. E, o zaman burası y iken burası da x çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM sanırım benzerini sordu. Yanlış hatırlamıyorsam dostlar. O yüzden bu soruya lütfen dikkat edin. Şimdi geldik dik üçgen yardımıyla uzunluğa. Dik üçgen yardım. E hocam bu zamana kadar da dik üçgenle çözdük aslında uzunluğu. Ama şimdi harbi harbi dik üçgen yardımıyla. Tamamıyla dik üçgen yardımıyla çözdüğümüz kısma geldik. E onu da bugünün ikinci dersinde yapalım istersen. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani 30. günün ikinci dersinde dik üçgeni dibine kadar kullanacağımız derste görüşmek dileğiyle. Kendinize Neyi bak hoşça kal abone ol beğen bir sonraki ders çok eğleneceğiz